Herkese merhabalar arkadaşlar hepiniz ile karşınızdayım güncelleme tanıtımlarının ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz bu bölümde iki tane mükemmel yenilik sizlere tanıtacağım şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim iki sayınızı like atarak hem kanalına hem de video destek olabilir güncel Clash of Clans videoları içinse kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır son olarak da içerik destekle bölümüne ücretsiz bir şekilde emre kodunu yazarak bana destek olabilirsiniz. Destekleyen herkese canı gönülden teşekkür ederek ikinci bölüme hızlı bir geçiş yapmak istiyorum. Düşünceleriniz de videonun altına kesinlikle yorum olarak bekliyorum. Sağ alttaki kutucuk dikkatinizi çekti biliyorum. Onu da detaylarını sizlere aktaracağım. Hadi Bismillah başlıyoruz ikinci güne. İlk yeniliğimiz süper şarj arkadaşlar. Beni izleyenler, yayınlarımı izleyenler, videoları İzleyenler şöyle bir tahminde bulunmuştum. Dünya Şampiyonası finallerine bu oyun bu kadar kolay gitmez demiştim. Böyle bir öngörüde bulunmuştum ve Supercell nihayet oyunu bir tık daha zorlaştırmaya karar verdiği Süper Şarj özelliği geliyor. Tüm bina yükseltmelerinizi tamamladınız mı? O zaman Süper Şarj zamanı. Binalarınızı maksimum seviyelere ulaşmak için daha da yükselterek sınırlarına kadar zorlayın diyor. Binalar max seviyesine ulaştığında süper şarj özelliği geldi. Çarbelidi bina son alttan itibaren süper şarjlar bazı binalar için yeni isteğe bağlı ekstra güçlendirmelerdir. Bunlar normal yükseltmelerden birkaç yönden farklıdır. Küçük daha kısadırlar. Daha az maliyetlidirler ve daha az istatistik artışı sağlarlar. Sadece maksimum seviye bunlar yalnızca bina maksimum seviyesine ulaştığında yapılabilir. Geçici bir bina için yeni bir seviye yayınlandığında az önce söylediğim o seviyede yapılmış olan tüm önceki süper şarjlar tükenir ve bu binalar güçlendirmelerini kaybeder diye not düşmüşler. Her bina 3 defaya kadar süper şarj edilebilir ve her, sefer, her defasında farklı bir istatistiği güçlendirir. Binanıza daha güçlü bir görsel yıldırım efekti katın diyor. Görsel olarak da değişiyor arkadaşlar binalar. Binalarınızı güçlendirmek için inşaatçılarınızdan birini işe almanız ve birkaç kaynak harcamanız gerekir. Hemen bu notları söyledikten sonra detaylı bir şekilde hangi binalar yükseliyor, ne kadar süre, ne kadar maliyet istiyor hepsine göz atalım. Kaya saçarla başlayalım. Süper şarj. 5.500.000 altına ilk seviyesi yükseliyor. İlk yükselttiğinizde ilk süper şarjı verdiğinizde %90 artı 5 saniye başa hasarı geliyor. 195 saniye başa sarına yükseliyor. Kaya saçar da böyle. Etrafında mavi morumsu bir kare oluyor. Böyle yıldırımlar çakıyor gördüğünüz gibi. Tamam bunu bir yükseltelim. Şurada da hemen notunu da okuyayım sizlere. Süper dolun binaları daha da güçlendirir. Daha fazla bilgi almak için bilgi düğmesine dokun diyor. Şuradan da buraya not olarak düşmüşler maksimum seviyedik bazı binalarda inşaatçılarında süper şarj kullanabilirsin her süper şarjda binaların daha da güçlenir binalarının sınırlarını zorla süper şarjlar bina için yeni yükseltme seviyesi açılana kadar devam eder az önceki notlardaki okuduklarımın not düşmüşler devam ediyorum 2. seviyesi için e, burada ise bakın isabet puanı 5410 artı 150 artıyor Bunu da bitirelim. Gördüğünüz gibi diğer savunma oynağlarından farklı bir görsele sahip oldu. Üstünde yıldırımlar çöküyor. Böyle mavi animasyonlar var. Kaya Saçar'ın. Şimdi hemen Cehennem Kulesi. Saniye başı hasarına 200 ekleniyor arkadaşlar. Cehennem Kulesi'ni ilk süper şarj yaptığınızda. İkinciyi yükselttiğinizde ise bunda da yine isabet puanı yükseliyor. 200 daha İsabet puanı ekleniyor. İlk da saniye baş hasarına 10 ekleniyor. Süper şarjın birinci seviyesinde. 3 gün 6 saate çıkıyor. ikinci seviyesine şarj basarken 4600 isabet puanına artı 100 ekleniyor. 3750 bin havan topu 1 gün 18 saat saniye başı hasarına artı 3 ekleniyor. 2 gün 18 saat isabet puanına artı 75 ekleniyor. İnşaatçı kulübesi Sahne başı hasarına 7 ekleniyor. Ee, hemen şöyle 2 gün yükseltme süresi 5000 altın. İnşaatçı kulübesinin ikinci şarjı ise artı 50 isabet puan ekleniyor. 2,5 altın 3 gün yükseltme süresi. Bunu bitirdim. Tesla'ya bakıyoruz. Gizli Tesla. Birinci şarjında artı 5 saniye başı hasar ekleniyor. 5 milyon altın 2 gün yükseltme süresi. İkinci seviyesinde ise isabet puanına artı ekle, 50 ekleniyor. Gizli Tesla'nın 3 milyon altın 3 gün yükseltme süresi. Savunmalara gelen süper şarjlar bunlar da arkadaşlar. Toplayıcılara gelenlere göz atıyorum. Şöyle hemen kara iksir sondası ilk seviyesi için ilk şarjı için bir gün 12 saat 2 milyon 550 bin iksire yükseltiliyor kapasitesine artı 400 kara iksir daha ekleniyor arkadaşlar ikinci şarjında ise üretim hızına artı 15 ekleniyor saatlik 2 gün yükseltme süresi 2 milyon 250 bin iksir istiyor üçüncü seviyesi için isabet puanı yükseliyor bu sefer 50 isabet puanı ekleniyor 2 gün 12 saat 1.950.000'de iksirde de yükseltmesi. 6 madeni 850.000 iksir. Bir gün yükseltme süresi kapasitesine 30.000 ekleniyor. 6 madeninin her biri için 30'lar bin ekleniyor. Bütün toplayıcılara e, yükseltme yapıyorsunuz arkadaşlar. 17 tane birden yükseltme yapılacak. Yani kısacası Tabi 3 defa yapacaksınız buna. 500 üretim, hızı, üretim hızına e, saatlik 500 ekleniyor. 1 gün 12 150 bin. İlk sıra. 6 maddenin 3. şarjı için. isabet puanına 50 ekleniyor. 2 gün yükseltme süresi 650 bin. Maliyeti. Son olarak iksir toplayıcı. Kapasitesine 30 bin ekleniyor. Altın madeni ile aynı. Süreleri, maliyetleri her şey aynı. Üretim hızı, sabit puanı Şöyle şuradan da göstereyim arkadaşlar. Cehennem Kulesi, Kara Eksir Sondası, Altın Madeni, Kaya Saçar inşaatçı Kulübesi, İlk sayı Havan Topu Gizli Tesla iksir toplayıcı. Zaten inşaatçıya tıkladığınızda yükseltilebilecek binalarda e, binalarda gösterdiği için buradakilerin hepsini yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi geldik ikinci yeniliğimize. Sihirli atıştırmalıklar burada. Eylül ayındaki Zinava etkinliği sırasında günlük olarak saldıran oyuncuları, inşaatçılarına, kahramanlarına, birliklerine, ekipmanlarına ve araştırmalarına geçici güçlendirmelerle ödüllendirmenin yeni ve daha eğlenceli bir Yolunu sunuyoruz. Büyülü atıştırmalıklar 24 saat içinde sona erer. Ve büyülü eşyalar gibi biriktirilemez veya satılamaz. Bu yüzden onları hızlı kullansanız iyi olur diyor. 24 saatlik kullanma süreniz var. Kullanmazsanız siliniyor arkadaşlar. Satamıyorsanız değiştiremiyorsunuz bir şey yapamıyorsunuz. Ama özellikleri efsane. O kadar söyleyeyim size. Bunlar ilk sihirli atıştırmalık elde edildiğinde kullanabilir hale gelecek olan kendi özel depolarında saklanır. Diyor sağ alttaki sandığı gördüğünüz bunların depos, arkadaşlar. Bu güncellemede toplam 6 adet sihirli atıştırmalık olacak. Boulder Bite Study Shop bunun Türkçe isimlerinde göstereceğim özelliklerini de göstereceğim. Mighty Lokma, Güç Krepleri, Eğitim Ödülü ve Klan Kalisi Pastası diyor. Bunların dediğim gibi Türkçesini göstereceğim bazıları çevrilmiş, bazıları çevrilmemiş çünkü kullanıldığında öğe geçici depolama alanında etkinleştirildiğinde öğenin bir geri sayım sayacı veya oyunun ne kadar süre oynanabileceğini gösteren bir kullanım sayacı onlar bu maddeden faydalanırlar diyor. Süresi ne kadar e, kullanılabilir? Hangi öğelerde kullanılabilir? Hepsini detaylı bir şekilde o sandıkta görebileceksiniz. Bir oyuncu aynı sarf malzemesinin birden fazla versiyonlu etkinleştirirse avantajlar depolama alanındaki tek bir simgeye arka arkaya yığılır. Örnek bir geçici depolama alanındaki etkin bir öğe diyor. Yani yan yana olmuyor arka arkaya sıralanıyor. Öğe tüketildikten sonra zaman açımı veya kullanım hakkı tükenerek öğe geçici depolama alanına kaybolacaktır. Kullanılmadığında kazanıldığında tüketilebilir öğe oyuncunun geçici inventer deposuna kullanıcı arayüzünün sağ alt köşesindeki mağaza düğmesinin yanındaki küçük simge diyor, 24 saatlik bir zamanlayıcı birlikte gider. Geçici depolama alanındaki öğeler son kullanma tarihine göre sınırlanır. Oyuncular aynı anda geçici depolama alanlarına aynı öğenin birden fazla sürümüne sahip olabilir. Bir öğenin son kullanma tarihi yaklaşıyorsa 2 saatten az süre kaldıysa oyuncu öğeyi kullanması gerektiğini hatırlatan geçici depolama alanına bir bildirim gönderecektir diyor. Not spamı önlemek için MVP'de oyuncuya anda bildirim uygulamamaya karar verdik diyor. Çok fazla spama düşmemesi için. Ancak oyuncuların bunu sürümden sonra isteyip istemediğini takip edebiliriz. Geçici depolama alanındaki aktif bir öğeye dokunduğunuzda bir bilgi açılır ekranı açılacaktır diyor. Şimdi sizlere bunları tanıtayım. Toplamda 6 tane atıştırmalığımız var arkadaşlar. Bunlardan ilki eğitim atıştırmalığı. Bence en efsanesi bu. Sizin favoriniz hangisi? Onu da videonun altına yorum olarak yazarsanız sevinirim. 20 dakika süresince veya en fazla 10 savaş boyunca tüm birlikleri, büyüleri ve kuşatma makinelerini anında eğiten hızlı atıştırmalık diyor. İkinci atıştırmalığımız inşaatçı lokması. İnşaatçılarının 1 saat boyunca 2 kat daha hızlı çalışmasını sağlayan doyurucu bir lokma asıl köyde kullanılır. Ne yazık ki inşaatçı çırağı vejetaryen olduğu için bu uzantımadan faydalanamaz. Yine bizim Z bundan faydalanmıyormuş arkadaşlar. 1 saat boyunca iki kat hızlı çalışacakmış inşaatçılarımız inşaatçı lokmasını kullandığımızda. Üçüncü atıştırmalımız klan kalesi pastası. Tatlı bir teklif 12 saat boyunca klan kalene ücretsiz takviyeler ekler. Artık bağış dert olmayacak arkadaşlar muhteşem bir atıştırmalık daha. Bu yiyeceği kullanmak için bir klana katıl ve klan kalene takviye ekle diyor. Dördüncü atıştırmalığımız güç pankekleri. Sonraki 3 savaş boyunca birliklerinin, büyülerinin ve kuşatma makinelerinin seviyesini belediye binanın izin verdiği maksimum seviyeye çıkaran doyurucu bir öğün asıl köyde kullanılıyor. Beşinci atıştırmalığımız kudretli lezzet. Sonraki 3 savaş boyunca kahramanlarının, hayvanlarının ve ekipmanlarının seviyesini belediye binanın izin verdiği maksimum seviyeye çıkaran kudretli bir oyun. Asıl köyde kullanılır. 6. ve son atıştırmalığımız. Bilgi çorbası fokur fokur kaynayan bu çorba laboratuvarının 1 saat boyunca 4 kat daha hızlı araştırma yapmasını sağlar. Asıl köyde kullanılır diyor arkadaşlar. İnşaatçı köyünde kullanamıyoruz. Atıştırmalıklar bence efsane bu oyuna gelmiş en güzel yeniliklerden bir tanesi olabilir. Sizler ne düşünüyorsunuz? Hem süper şarj hem de bunlar bence mükemmel oldu. Ben çok beğendim yani aşırı beğendim. Duygularımı tarif edemiyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konular hakkında? Bu yenilikler hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? İkinci günden de aktaracaklarım bu kadardı. Diğer tanıtımları kaçırmak istemiyorsanız kesinlikle kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. İki sayenizde like atarak da hem kanala hem de videoya destek alabilirsiniz. Emeğe saygı diyoruz. İçegül'ü size de Emre kodunu ücretsiz bir şekilde yazarak bana destek olabilirsiniz. Destekleyen herkese canı gönülden teşekkür ederek videoya veda ediyorum. Diğer tanıtımlarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol sağ Allah'a emanet olun. Hayırsınız.